Şimdi bize aşağıdaki bu tablonun türevlenebilir bir f fonksiyonunun bazı seçilmiş değerlerine ait olduğu söylenmiş. Yani x'in bazı değerleri için bu durumda 5 farklı x değeri için evet f'in o noktalarda alacağı değerler verilmiş ve bize f'in 4 noktasındaki birinci türevi için yapabileceğimiz iyi bir tahmin sorulmuş. Bu f üssü 4 bunu aynı zamanda f fonksiyonunun belirttiği eğrinin üzerindeki apsisi 4 olan noktadaki teğet doğrusunun eğimi olarak da düşünebilirsiniz. O zaman bu tabloya bakarak f üssü 4 için yapabileceğimiz en iyi tahmin nedir? Hadi üzerinde biraz uğraşalım. Şimdi seçeneklere bakmadan önce soruyu görselleştirmeye çalışalım olur mu? Öncelikle şöyle daha önceden hazırladığım eksen takımımızı alayım ve tablodaki değerleri eksenler üzerinde işaretleyeyim. Evet sanki elimde sihirli bir değnek var değil mi? Güzel. Bunların y eşittir fx eğrisi üzerinde olacaklarını biliyoruz. x 0 olduğunda fx 72 imiş. Burası da 0,72 noktası. Burası 3'e 95 noktası. Burası 5'e 112 noktası. Burası 6'ya 77. Burası da 9'a 54. Aslında önce şunları bir yazayım. Şimdi burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi bizden f fonksiyonunun x eşittir 4'teki türevini bulmamız isteniyor veya tahmin etmemiz isteniyor diyelim. Ve bize f'in 4'teki değeri hakkında bilgi bile verilmemiş. Bu noktanın ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Ama bizden zaten yapabileceğimiz en iyi tahmin istenmiş ve bu noktaları kullanarak eğrinin neye benzediğini bile bulamıyoruz. Herhangi bir şekilde olabilir. Olabildiğince düzgün bir eğri çizmeye çalışabiliriz. O zaman eğri böyle bir şeye benzeyebilir ama daha çılgın bir eğri de olabilirdi bu. Mesela şu şekilde de hareket edebilirdi. Şöyle düzgün bir şekilde çizeyim. Evet şöyle böyle bu şekilde bir eğri de olabilirdi. Kesin olarak bir şey söyleyemiyoruz. Tek bildiğimiz eğrinin bu noktalardan geçmesi gerektiği. Çünkü bize fonksiyonun bu noktalardaki değerleri verilmiş ama örneği karmaşık bir hale getirmemek için eğrinin düzgün ve olabildiğince az kıvrımlı halinin bu noktalardan geçtiğini kabul edelim. Şimdi sordukları şey şu. X eşittir 4 olduğu zaman eğer bu sarı eğri bizim gerçek eğrimiz olsaydı bu noktadaki teğet doğrusunun eğimi ne olurdu? Evet bu da teğet doğrusu olsun. Bu arada az önce çizdiğim bu teğet doğrusu verilen noktaları rastgele ve olabildiğince düzgün bir şekilde birleştirip elde ettiğim fonksiyon üzerindeki teğet doğrusu. Bu eğri fonksiyonun gerçek hali olmak zorunda değil. Tek bildiğimiz fonksiyonun verilen bu noktalardan geçtiği. Dolayısıyla bunu sadece görselleştirme amacıyla çizdim. Buradaki asıl düşünce elimizdeki veriler ile yapabileceğimiz en iyi tahmini yapmak. Çok doğru bir tahmin yapamayabiliriz. Sadece en iyi tahminde bulunabilmeyi istiyoruz. Bu tür durumlarda eğer elimizde istenilen noktanın etrafındaki başka noktaların verileri varsa, istenilen noktaya en yakın noktaları seçip o noktalar arasındaki kesen çizgisinin eğimine bakarız. Bu da bizim teyit doğrusunun eğimi hakkında en iyi tahmini yapmamızı sağlar. Şimdi bakalım. F4 ya da daha doğru olarak söylemek gerekirse 4 virgül F4 noktasına yakın hangi noktalar var elimizde? F'in x eşittir 3 olduğu zamanki değerini biliyoruz öyle değil mi? İşte buradaki nokta. Bunu farklı bir renk ile yapayım. Şimdi Aynı zamanda 5 virgül 112 noktası da verilmiş. Evet o da buradaki nokta. O zaman yapmamız gereken bu iki nokta arasındaki ortalama değişim hızına bakmak olmalı. Bu aynı zamanda bu iki nokta arasındaki kesen çizgisinin evet bunun eğimi olarak da düşünebilirsiniz. Bu da bizim x eşittir 4 noktasındaki teğet doğrusunun eğimi hakkında yapabileceğimiz en iyi tahmine ulaşmamızı sağlar. Peki bunun çok iyi veya çok yakın bir tahmin olup olmadığını biliyor muyuz? Hayır. Kesin olarak bir şey diyemeyiz ama yapabileceğimiz en iyi tahmin bu olacaktır. Mesela x eşittir 3 ile x eşittir 6 arasındaki ortalama değişim hızına baksaydık veya aynı şekilde x eşittir 0 ile x eşittir 9 arasına baksaydık daha uzak bir tahminde bulunacaktık. Bu kesin. x eşittir 3 ve x eşittir 5 noktaları 4'e en yakın oldukları için biz onları seçtik. O zaman hadi yapalım x 3'ten 5'e giderken ki ortalama değişimi bulmaya çalışalım. Burada da görebildiğimiz üzere bunu farklı bir renk ile yazı vereyim. x'teki değişim miktarı evet artı 2. Bunu grafikte de gösterelim. X'deki değişim artı 2. Peki y'deki değişim miktarı. x 2 arttığı zaman y de bakalım 10 eklersek 105, 7 daha eklersek 112 olur. Evet o zaman burası artı 17. Bu kısımda 17 olmalı değil mi? Artı 17. Öyleyse y'deki değişim bölü x'deki değişim. Delta y bölü delta x de gösteriyoruz. Y'deki değişim 17 ve bölü evet x'deki değişim 2. Bu da 17 bölü 2 yani 8 bu çok olur. O zaman grafikteki yeşil çizginin eğimi 8,5'miş. Bu da y eşittir fx eğrisi üzerinde x eşittir 4 noktasındaki teğet doğrusunun eğimi hakkında yapabileceğimiz en iyi tahmin olur. Şanslıyız ki soruyu yazan insanlar da aynı mantığa sahipmiş ve bu sonucu buradaki şıkka yazmışlar. Sonuç olarak benim yaptığım şekilde görselleştirmeniz şart değil. Bunu sadece ne olup bittiğini daha rahat görebilmemiz için çizdim. Genel olarak böyle bir soruyla karşılaştığınız zaman size söylemek istedikleri şey şu. Elinde f üssü 4'ü tam olarak bulman için yeterli veri yok ama f üssü 4 noktasına yakın diğer noktaları kullanarak kesen çizgisinin eğimini yani o iki nokta arasındaki ortalama değişimi bulursan bu da senin x eşittir 4 noktasındaki anlık değişim hızına yani o noktadaki türeve dair yapabileceğin en iyi tahmin olur.